Arkadaşlar merhaba. Size ben bugün Poseidon 7 kapalı devre, elektronik kapalı devreyi tanıtacağım. Bu cihazımız tüpler, kanister, loop, T-valfler, ağızlık kısmımız, regülatör kısmımız, counter lung ve BC kısmından oluşmakta. Kablolu bir elektronik bilgisayarımız mevcut. Şimdi size çalışma prensibiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hava tüpümüz, oksijen tüpümüz. Soluduğumuz gaz, şurada gördüğünüz üzere, sağ tarafımızdan üflediğimiz gaz counter lung'a doğru gidiyor. Daha sonra eğer soluduğumuz gazın içinde bir miktar nem olursa veya hafif su olursa counter lung'ımızın içine T-valve'e su çarparak counter lung'ımızın içinde birikiyor. Yani scrubber'ın içine veya kanisterin içine doğru gitmiyor. Daha sonra loop'umuz ikinci loop'un içinden geçip kanisterin içine doğru gidiyor. Buradan devam edeyim. Kanisterimizin içine geldi. Bir scrubber'ımız var. Bu scrubber'ın içinde altından dolayı kullandığımız gaz içinde dönerek kirecin içinde karbondioksiti bırakarak oksijen sensörlerimizin bulunduğu alana geliyor. Burada oksijen sensörlerimiz devamlı gazın içindeki oksijen miktarını ölçüyor ve ihtiyaç halinde bunun içine scrubber'ın içine gelecek şekilde kuru hava ve saf oksijeni basıyor. Daha sonra loop'umuzun oraya gelen gaz sol taraftan şuradan gördüğünüz üzere T-valve'imizi oradan tekrar piller elektronik devrenin çalışmasını sağlıyor. Şarjlıdır. Elimde gördüğünüz sarı olan 40 metre deko, beyaz olan 60 metre trimix dalışlarında kullanılmak üzere hazırlanmış piller. Poseidon 7'de 100 metre dalışlara kadar hazırlanmış piller mevcut. Bu pili burada görmüş olduğunuz yere monte ediyoruz. Şimdi çalıştırmıyorum. İkinci elektronik kısmımız display dediğimiz kısım. Bu kısım bizim tüplerimizin hava tübümüzde ne kadar gaz kaldığını, oksijen tübümüzde ne kadar gaz kaldığını, eğer herhangi bir dekolu dalış mevcutsa dekolu dalış sırasında nerede beklememiz yapmamız gerektiği, dip zamanımız, su altında geçen derinlikler, su sıcaklığı ve benzeri bilgileri bize gösteriyor. Bir de şuradan gösterelim. Head-up display dediğimiz kısmımız var. Ağzımızda bir adet hem sesli düzeltiyorum, hem titreşimle hem de ışık da bize işaret ediyor. Herhangi bir problem durumunda kırmızı ışık yanıyor ve titreşim yaparak size cihaz ikaz veriyor. Şimdi arkadaşlar size ağızlık kısmı, diğer adıyla mushroom valve'i anlatacağım. Solumayı sağladığımız kısım bu. Burada hem açık devre hem de kapalı devre modunda kapalı devremizi kullanabiliyoruz. Şu an size açık devrede bırakaraktan kapalı devrenin net konumda olduğunu gösteriyorum. Bu şekildeyken açık devrede sadece tüpünüzdeki gazı kullanabilirsiniz. Onu birazdan anlatacağım. Kapalı devreye getirdik cihazımızı. Bu şekilde kapalı devreye getirdik ve yaklaşık 2,5 saat ile 3,5 saat arası kapalı devre modunda dalışlarımızı pilimizin izin verdiği limitlerde dalışlarımızı yapabiliriz. Herhangi bir aksilik veya arıza durumu olur ise veyahut herhangi bir baş dönmesi gibi bir belirti ortaya çıkarsa cihazınızı açık devreye alıp dalışınızı güvenli bir şekilde bitirebilmenizi sağlar. Overpressure valve'imiz aynı kuru elbiselerdeki çalışma prensibine sahip. Counter lung'ımızın ve loop'larımızın içinde eğer fazla miktarda gaz olursa bizim buraya basarak fazla gazın dışarı çıkmasını sağlayabiliyoruz. Ayrıyeten de dalışlarımız bittikten sonra counter lung'ın içinde herhangi bir sıvının olup olmadığını buraya bastırarak, hafif de öne eğerek içinde sıvı olup olmadığını çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar scrubber'ımızı kanisterin içine sokacağız. Vidalarımızı söktük, çıkardık. İçeriden
bir kapağımız çıktı. Üzerinde sünger var. Eğer kanisterimiz içine herhangi bir sıvı, nem gelirse sünger bu sıvıları tutuyor. Bir de üst kapağımız mevcut. Scrubber'ımızın ömrü normalde 3-3,5 saat. Her kullandığımızdan sonra içine veya üzerine bunun ne kadarlık kullandığınız, ne kadar süre kullandığınızı yazmalısınız. Çentikli kısım yukarıya gelecek şekilde üst kapağımızı yerleştirdik. Daha sonra alt kapağımızı da yerleştirerek scrubber'ımızı kanisterin içine yerleştireceğiz. Hafif açılı olmasında fayda var. Bunun nedeni scrubber'ı takarken scrubber'ın alt kapaktan düşmemesi için. Açı bu şekilde, bir 45 derece açı. İçine doğru diktirdik. O-ringler dışarı çıkarmadan ve vidalarımızı sıkmaya başladık. Vidalarımızı sıkarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üçgen veya yıldız tabir ettiğimiz şekilde vidalarımızı sıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi cihazımızı hazırladık. Tüplerimizi taktık. Birinci kademeleri monte ettik. Kanisterin içine scrubber'ımızı koyduk. Cihazımızda kapalı devremizde herhangi bir hava kaçağı, gaz kaçağı olup olmadığını negatif basınç testiyle kontrol edeceğiz. Şimdi cihazımız kapalı devrede. Ne yapacağım? Nefes alacağım. Burnumdan dışarıya vereceğim. Nefes alacağım, burnumdan dışarıya vereceğim. Sonra açık devreye alacağım. Belli bir süre bekleyeceğim. Şimdi beni izliyorsunuz. Şimdi açık devreye aldım. Cihazım vakum yapmış durumda. Eğer buradaki herhangi bir kaçak olur ise hem ses gelebilir hem de vakum hafif kendini bırakabilir. Şu an öyle bir şey görmüyoruz değil mi? Görmedik. Açık devreden kapalı devreye aldığımız zaman da diye bir ses çıkacak. Bu sesi de duyduysak demek ki kapalı devremiz negatif basınç testinden geçti ve herhangi bir kaçağı olmadığına emin olduk. Şimdi arkadaşlar pilimizi elektronik beyine takacağız ve cihazımız 55 tane testten geçerek hazır hale gelecek. Bunu beraber izleyeceğiz. Pilimizi takıyoruz. Pilimizi takarken şu çentiklerden geçirip karşıya doğru bastırdık ve pilimiz çalışmaya başladı. Şu an 10. teste bile geldi. Şu an 10. testimizde. Burada tüplerimizi açmamızı söylüyor. Yanıp sönüyor. 16. teste geldi. Ben tüplerimi sırayla açıyorum. Tüplerin vanasını sonuna kadar açıp bir tur çevirdim. Tüplerimin oksijen tüpümü de açtım. Şu an 20. teste geldi. Pilimin %50 dolu olduğunu söylüyor. Şu an 20. teste. 106 hafta sonra kapalı devremin servise gitmesi gerektiğini söylüyor. Yaklaşık 1,5-2 sene. Şu an teste devam ediyor. 29. teste geldi. 41 oldu. Şu an burada kanister yazısı var. Scrubber'ımın içine, kanisterimin içine scrubber koyup koymadığımı benden teyit istiyor. İki parmağınızı ıslatarak arkada görmüş olduğunuz noktalara elinizi koyuyorsunuz, parmağınızı koyuyorsunuz ve çizgilerin aşağı kadar gelmesini bekliyorsunuz. Şimdi scrubber'ı onayladık. Open circuit, yani açık devreye almamı söylüyor. Gördüğünüz üzere açık devreye aldım. Şu an bunu şöyle tutalım. 49'da counterlankların içine hava bastı. Pozitif basınç testi yapıyor. Kesinlikle counterlanklara over pressure valve'e dokunmuyoruz. Pozitif basınç testini hala gerçekleştiriyor. Counterlankların üzerine basınç yapmaması için
ağızlık kısmını counter lang'ın üzerinden biraz kaldırdım bu test sırasında. Şimdi kapalı devreye almamı söylüyor. CC demek close circuit. Kapalı devreye aldık. Gaz dışarı kaçtı. Aşağı bıraktık. 53. teste geldi. Bu testlerimizin hepsi Poseidon'un web sitesinde bulunan kullanıcı kılavuzunda hangi numaranın hangi testi yaptığı ile ilgili bilgilendirme mevcut. Eğitim sırasında da bunları zaten tek tek anlatıyoruz. ...55'e geldiği zaman da testimiz bitmiş olacak. Bizden 300 saniye boyunca prebred dediğimiz ön nefeslenmeyi isteyecek. Bu ön nefeslenme neden yapılıyor 300 saniye boyunca? Herhangi bir hata olursa dışarıda hissedebilelim diye, baş dönmesi veya benzeri hisleri önceden, dalıştan önce hissedelim diye. Şu an açık devre moduna getirmemi istiyor. Açık devreye getirdik. Şu an nefes al ver diyor. 2-3 defa nefes alacağım. Nefes alıp ver diye. Onda da herhangi bir sorun olmadığını cihaz gördü ve şu an gördüğünüz üzere 300 saniye boyunca soluma yapmamızı diyor, söylüyor. Bunu da kapalı devredeyken yapacağız. Bunu dalıştan önce, kıyafetlerimizi kuşandıktan önce, kuşanmadan önce veya şimdi de ağzımıza takıp kapalı devre moduna getirip nefeslenme yapabiliriz. En önemli şey kapalı devre moduna getirdiğimiz zaman ağzımızdan alıp burnunuzdan asla vermiyorsunuz. Sadece ağızdan alıp ağızdan veriyorsunuz. Ağızdan alıp ağızdan veriyorsunuz. İlk normalde size ne yaptırıyoruz? Burnunuzu boştaki elinizle kapatmanızı söylüyoruz veya maske takmanızı söylüyoruz ki sadece ağızdan nefes alıp ağızdan verebilirsiniz diye. Tamammış.